Değerli öğrencilerim merhabalar. 27 numaralı köşe taşıyla devam ediyorum arkadaşlarım yamuk testlerini çözmeye. Şimdi biliyorsunuz şu odaklanmayı bir ayarlayacağım ilk önce. Güzel. Hadi bira bismillah diyelim başlayalım. Şimdi bir oran vermiş. EA DE'nin iki katıymış. Şuna K diyelim. Şuna da 2K diyelim. Tabii ki bu oranın aynısı karşıda da olacak. M'ye 2M yazalım. Şimdi buradaki X'i bulmanın yolu dostlarım. Benzerlik yapacağız arkadaşlar. Şöyle ki hemen göstereyim. Şu yandan bir paralel doğru çizeceğiz biz dostlarım. Yandan şu yan kenara paralel bir doğru çiziyorum. Burası 6 ise burada 6, burada 6, şuraya 12 kaldı diyorum. Ve bir de benzerlik yapalım. Şuraya da Y diyelim. Y'yi bulalım. 1 bölü 3 eşittir y bölü 12 diyorum ki 4 katı, bu da 4 katı olacak, y 4'müş. Demek ki x dediğimiz şeyin tamamı 10 gelecek diyebiliriz. Cevap Bursa'dan çıktı. Geldim 2 numaraya. Bakalım bu ne diyor. Şimdi burada da bir oran vermiş. Şunların hepsine gelin biz bir 6k diyelim. Şimdi AB 6k'ya direkt eşit. 2EF 6K'ya eşitse EF 3K'ya eşitmiş. 3DC 6K'ya eşitse DC de 2K'ya eşitmiş. Şimdi yine yandan paralelimi çiziyorum. Şurası 2K'dır. Buraya K kaldı diyorum. Burası 2K'dır. Buraya da 4K kaldı yazıyorum. Şimdi tamamı da 24'müş. Şuranın tamamı 24 birim. Hadi benzerlik yapalım. X bölü tamamı. Yani X bölü 24 eşittir K bölü 4K. Yani 1 bölü 4. 4'ün 6 katı. Bu da 1'in 6 katı olacak. Cevap Bursa'dan gelecek. 3 numaraya geçelim. AB X nedir diye soruyor. Yine bir oran vermiş. Oranı bir yerleştirelim. EC BE'nin 2 katıymış. Yani şuna K, şuna da 2K yazalım. Gelin hemen şuradan bir paralel doğrumuzu biz bir çizelim arkadaşlarım. Şuradan bir paralel çizmiş olayım. Ve diyelim ki burayı 2'ye 1 böldüyse burayı da 2'ye 1 şeklinde bölecek. Yani 8'e 4 şeklinde burayı da böldü 12'yi. Bakın burada 8, 15, 17 üçgenimiz çıktı. Şimdi az önce yaptığım ilk iki soruda yaptığım benzerliği bir daha yapıyorum. Şurası 5, burası 5, burası x eksi 5. Buraya da 12 kaldı diyorum. 17 idi tamam. Benzerliğimizi yapalım. 2 bölü 3k. 2 bölü 3 eşittir diyelim. 12 bölü x eksi 5. Evet. Burası kaç katı? 6 katı. Bu da 6 katı olacak. 18 olacak x eksi 5. 5'i buraya atarsak x eşittir 23 geldi. Sorumun cevabı Edirne'den patladı. Evet. Dördüncü sorumuz. Bakalım bu ne diyor hemen. 1'e 14 oranı var. Bir de demiş ki DE'ye 2, AE'ye 3 deyin. DE'ye 2K, AE'ye de 3K'mı yazdım ben hemen. Yine şuradan bir paralel doğru çizelim. Ve bu tarafı da 2'ye 3 şeklinde bölsün. Yani 2M'ye 3M. Ve bakın toplam biz 5M'yi 15 diyebiliyoruz. M 3. O zaman burası 6, burası da 9 olacak. Yani şuraya 5 kaldı. Burası da 9 oldu diyebilirim artık. Sonra bir de şu ortadan çizdiğimiz çizgiyi bulalım. İlk 3 soruda yaptığım gibi şu yandan paralel çiziyorum hemen yine. Şöyle. Şuraya 5 diyorum. Burası da 5. Şuraya 20 kaldı. Şimdi benzerlik yapalım. 6 bölü tamamı 15. 6 bölü 15 eşittir. Şuraya y dersem y bölü 20'ye eşit. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 5. Bakın 5'in 4 katı, bu da 2'nin 4 katı olacak 8. Demek ki şu uzunluk 13. 5 burada, 13 buradaysa 5, 12, 13 üçgeninden 12'yi paketledim arkadaşlarım. Cevabım Denizli'den geldi. Evet, 27 numara tamamdır. Çevirdik arkayı. 28 numaradayız. Burada açılar görüyorum. Galiba açı sayfası burası da, bir bakalım. Birinci sorumuz ABCD yamuk AD eşittir BC'ye. İkiz kenar yamukmuş bu arkadaşlarım. Sonra AC BF'ye eşitmiş. Tamam. Şimdi ikiz kenar yamuktaki özelliklerimizden birincisi. AC bir köşegendir. Ben şu BD köşegenini de çizersem ikiz kenar yamuğun özelliğinden
Köşegenler birbirine eşittir dostlarım. Demek ki AC BD'ye eşit. Peki AC BF'ye eşitse ve aynı zamanda BD'ye de eşit olduğunu söyledim. O zaman BF ile de BD birbirine eşit oldu. Yani BF bu BD uzunluğuna eşittir. Bakın burada bir ikizkenar çıktı. Demek ki şu açımızda X olacak. Hatta X ile X'in toplamı 2 iç açıdır. Bir dış açıya eşitten burası da 2X oldu. Şimdi ikizkenar yamuğun bir diğer özelliği de şu köşegenler. Bakın tam şu noktada kesişti ya. Köşegenler bir yukarıda üçgen oluşturdu ki bu üçgen ikizkenardır. Bir de aşağıda ikizkenar oluşturdu, üçgen oluşturdu. Bu üçgen de ikizkenardır. Köşegenler kesişince iki tane ikizkenar üçgen, biri üstte biri altta. Demek ki 2x 48'e eşit, x eşittir 24 paketledim. Hemen buna bakalım. Neredeyse aynı soru tarzı ama burada alanı soruyormuş. Bakın AC köşegeni 8 ise o zaman BD köşegeni de 8'dir. Köşegenler eşitti. Sonra şu köşegen yukarıda bir ikizkenar üçgen. Bu de altta ikizkenar üçgen oluşturuyordu ki o zaman bu açı da 22,5 derecedir. Ve 22,5, 22,5 daha 45 yapar. İki iç açı bir dış açıya eşitten burada 45 çıkar. Bize de yamuğun alanını soruyor. Şimdi bütün dörtgenlerin alanını şöyle buluyorduk. 1 bölü 2 çarpı köşegenlerini çarpıyorum AC ile BD'yi. Bir de köşegenlerin arasındaki açının sinüsüyle çarpıyorduk. Peki kafaya 1 bölü 2'yi yazalım. AC ile BD ikisini de 8 bulduk. 8 çarpı 8 yazalım. Köşegenler arasındaki açısı 45 olduğu için sinüs 45'te kök 2 bölü 2'dir. Buraya da onu yazdım. 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. Şu 8'den 4'ü götürsün 2 kalsın. 2 ile 8'in çarpımı 16'dır. Bir de kök 2 var. 16 kök 2 geldi. Evet, üçüncü sorumuz. ABCD ikizkenar yamukmuş yine. Ve bakın AC köşegenini çizmiş. Ben o zaman BD köşegenini de çiziyorum. Ve artık biliyorum ki BD'nin de üstüne tık tık simgesini koyacağım. Ve bakın şununla bu ikizkenar çıktı. Şimdi ikizkenar üç yamukta köşegenlerin bir de şöyle bir özelliği var. Bakın AC köşegeni ile BD köşegeni eşit. Eyvallah, bunu birinci soruda söyledik. Bir de AC köşegeni ikizkenarın yan yamuğu, yan ikizkenarıyla köşegen arasındaki açı 70 mi? Buradaki ikizkenarla köşegen arasındaki açı da 70 olacak. Yani şuraya da 70'i yazdım. E bu üçgen ikizkenardı. O zaman taban açıları eşit. Buraya da 70 yazdım. 70, 70 daha 140. Şuradaki açıya 40 kaldı. 5'i orada, 35 kaldı buraya da. Ve şimdi 35 ise hani ne demiştik? İkizkenar üçgen. Bir burada ikizkenar üçgen yapar. İkizkenar yamuk. Bir de şurada ikizkenar üçgen yapar demiştik köşegenleri. 35 ise burası da 35 çıktı dostum. Ve bakın şu 5 ile 70'in toplamı 2 iç açı 1 dış açıya eşitten şuranın tamamına eşit. Buranın tamamı 75. 35'i buradaysa x'e de 40 kaldı diyebilirim. Dördüncü sorumuz yine bir ikizkenar yamuk. 3 var, 9 var, 5 var. EC ile AF'nin toplamı. Yani aslında köşegeni bulacağız biz arkadaşlarım. Tabii bu köşegeni bulmayalım. Biz BD'yi bulalım dostlar. Bakın BD köşegenini çizdim. Bunu da biz dik üçgende çözdük aslında bu soruyu. Bakın şuradaki 3'ü, 5'i ve 9'u aşağıya çizeceğim. Siz şimdi kitabınızdan takip edin. Şöyle yapacağım arkadaşlarım. 3, 5 ve 9 var burada dostlar. 3 ile 5 var. Bir de 9 var. 3, 5, 9. Hatırladınız herhalde değil mi? Bakın üstteyken çok güzel gözükmedi ama burada gözüktü. Bir de biz şu köşegeni çizdik. Peki bunu da nasıl buluyorduk? Şuradan dikdörtgen yapıyorum. Burası da 9 diyorum. 5 ise burası da 5 diyorum. Ve bakın 5, 12 şu dik üçgenden 13 geldi benim köşegenim. Demek ki benim köşegenim yani BD 13. E o zaman AC de 13'tür. 5'i ortadaysa şununla, şunun toplamı yani A ile B'nin toplamına 8 kalır diyebiliriz. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, 28 tamamdır. Geldik son köşe taşımıza, 29 numaraya.
Bakalım birinci soru ne diyor arkadaşlarım? Bir dik yamuk görüyorum ve köşegenleri dik kesişen bir dik yamuk görüyorum dostlarım. BD'yi ve AC köşegenlerini vermiş. Birini 5, birini de 12 vermiş. Bizden de yüksekliğini istiyor bu şeyin, dik yamuğu. Şimdi dostlar, eğer ki köşegenler dik kesişiyorsa, dik yamuksa bu yamuğumuz, şöyle bir özelliğimiz var. H eşittir şuna A, şuna da B diyelim. H kare A çarpı B çıkar her zaman. Dik yamuktaysa ve köşegenler dik kesişiyorsa. Bir de ikiz kenar yamukta var. Eğer ikiz kenar yamukta köşegenler dik kesişiyorsa H orta tabana eşit çıkıyor. H eşittir orta taban geliyor. Hatta ikiz kenar yamuğun alanı H kare geliyor bu durumda. Onu da ikiz kenar yamuk varsa, ki bakıyorum bir dahaki soruda var, orada da söyleyeceğim bir daha bunu. Ama şimdilik şunu biliyoruz. Neymiş? Dik yamukta eğer köşegenler dik kesişiyorsa arkadaş, H kare A çarpı B'ye eşit. Bunu bir bilelim. Şimdi normal bir yamukta, herhangi bir yamuk, dik değil, ikiz kenar değilse, peki ne yapacağız öğretmenim? Nasıl bir ilişki var? Orada da şunu kullanacaksınız. Hemen şu sağ alt köşeden AC köşegenine paralel olan bir doğru çizeceksiniz. Bakın çiziyor. Şimdi bu dik yamuk tamam, ama olsun, biz yine bu kuralla çözelim. Şimdi sonra şuradaki Z harfinden şuranın da 90 olduğunu söyleyelim. Bu da tamamdır. Sonra bize AC'yi kaç vermişti? Bu 5. Ben burada bir paralel kenar oluşturdum. Bakın şurada bir paralel kenar. O zaman burası da 5 diyelim. Buna da eyvallah dedik. Sonra BD'yi zaten 12 vermişti. Şuraya da 12'mizi yazalım. Bu da 12'dir. O zaman 5 12'den burası 13 geldi. Bana da yüksekliğini soruyor. Şuradan da diklik çizdim. Bu da H'tır diyelim. Arkadaşlarım, şu dik üçgende ahbacı yapalım mı biz hemen H'ı bulmak için? Neydi ahbacı? Hipotenüsle yüksekliğin çarpımı, yani 13 ile H'ın çarpımı dik kenarların çarpımına eşit, yani 5 ile 12'nin çarpımıdır, 60. Hemen 13'e böldüm her iki tarafı. 60 bölü 13 çıktı. H dediğimiz özellik 60 bölü 13 geldi ama burada yok. 60 bölü 13. Tamam arkadaşlarım. Bu şeyleri yanlış vermiş arkadaşlar. Çok önemli değil. Şimdi halledeceğiz o kısmı da. Neleri yanlış vermiş öğretmenim? Şu AC ile BD dediği şey var ya. Bunlar aslında DC 5'miş. Bakın burası 5. BD AB'ymiş aslında. Burası 12. Yani bunu demeye çalışmış arkadaşlarım. Yanlış basım hatası olmuş. Çok umursamayın. Basım hatası var. 5 ile 12 buralar aslında. Şimdi işte o ilk başta söylediğim formülü yaparsak H kare bunların çarpımına eşit. Zaten o da buradan geliyor aslında. Şurada yaptığım Öklit bağıntısıdır aslında arkadaşlar. Demek ki H kare eşittir 5 çarpı 12 60. H eşittir 4 çarpı 15'ten 2 kök 15 Bursa şıkkıdır. Doğru cevabım, bakıyorum, evet, Bursa diyor şıklarda da. Tamam, basım hatası var. AC yerine DC yazmalı. BD yerine de AB yazmalı. Tamam mı arkadaşlarım? Evet, devam ediyorum. İkinci sorudayım. Bakın burada da ikiz kenar yamukta köşegenler dik kesişiyorsa, eğer kuralı unutursan yapacağını biliyorsun artık. Şuradan paralel çiziyorsun. Bir paralel kenar oluşturuyorsun. Ve soru buradan çözülüyor. Ama biz kuralı bir söyleyelim. Kural neydi? H eşittir orta tabana. Orta taban. Ne zaman eşit oluyormuş H orta tabana? İkiz kenar yamuksa ve bir de köşegenler dik kesişiyorsa. Başka türlü olmaz arkadaş. Peki orta taban neydi? Alt taban artı üst tabanın toplamının yarısı. 8 artı 2 10. 2'ye böldüm 5. Demek ki bunun yüksekliği 5. Orta tabanı da 5. Peki yamuğun, bütün yamukların alanı neydi? Orta taban çarpı yükseklikti. İkisi de 5 olduğu için 5 çarpı 5 25. Şimdi geldik 3. sorumuza. Verilenlere göre alan ABCD nedir diye bir soru sormuş bize. Yamuğun alanını istemiş bizden yine. Gelin bakın, bu bir dik yamuk mu? Değil. Sakın ha şaşırmayın. Şu tarafı dik yamuk ama bakın parmağımı koyduğum yerin sağ tarafı, ama bunun köşegeni değil bu. Köşegenleri dik kesişmiyor yani. Büyük yamuğun köşegenleri dik kesişiyor ve o bir dik yamuk da değil. İkiz kenar yamuk da değil. O yüzden mecbur şuradan paralelimi çiziyorum. Şöyle bir paralel çizdim. Şimdi şurada bir paralel kenar oluşturmuş olduk biz. Şurası 90 derecedir dedik şu Z harfinden.
10 ise burası da 10'dur. Şuradan da bir diklik çizelim hemen. Bakın şu ortada bir dikdörtgen oluştu, gördünüz mü? 9 ise burası da 9. Şuraya 6 kaldı. Buraya 4 kaldı. Bu bizim yüksekliğimiz H. Hadi gelin öklitimizi çakalım artık. Diklikten diklik indi. H kare 4 ile 9'un çarpımıdır. Yani 36'dır. O halde H 6. İşte yamuğun yüksekliğini buldum. 6. Şimdi yamuğun alanını soruyor. Alt tabanım 10. Üst tabanım 3. 10. Kalem gitti. 10 artı 3 bölü 2 çarpı yükseklik 6. 2 ile 6'yı sadeleştirelim. 3. 13 ile de 3'ü çarpalım. 39 gelsin sorumuzun cevabı. Evet, son sorumuz arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor? ABCD bir dik yamuk diyor. Ve bakın yine dikkat edin, köşegenleri değil arkadaşlar. Dik yamuğun köşegeni şu A'dan çıkmalı. Köşegenleri dik kesişmiyor dik yamuğumuzun. Peki 3 var, 7 var, 4 var. X nedir diye bir soru sormuş. Bakın ben şurayı çizersem şu 4 ile X'i görmeyin arkadaşlarım. Burada bir yamuk var. Ve bu yamuğun köşegenleri dik kesişiyor. O halde hemen şuradan bir paralel doğru çiziyorum. Şuraya 90'ımı çakıyorum. 7 ise burası 7 diyorum. Ve buradan çizdiğim yükseklik neymiş benim dostum? 4'müş. Şuraya 4 yazıyorum. Şimdi başka ne yapabiliriz? Başka da şurada bir dikdörtgen var. Gördüğünüz üzere 7 artı x burası. O zaman şurası da toplamda 7 artı x'tir diyebilirim. 7 artı x yazabilirim. Doğru, yazabiliriz. Şurası 7 artı x'tir. Şöyle yapayım. Dikdörtgenden 7 artı x ya, burası da 7 artı x. Şimdi buranın tamamı 10'du. O zaman şuraya 3 eksi x kalacak ki toplam 10 olsun. Hadi şimdi öklit yapalım. 4'ün karesi yani 16 eşittir. 3 eksi x ile 7 artı x'in çarpımı. 3 eksi x ile 7 artı x'in çarpımı ki x'e 1 desek oluyor mu arkadaşlarım? Adana'yı deniyorum. 1 yazarsam 2 geliyor. Şurası. 1 yazarsam 8 geliyor ve 2 çarpı 8 16'dır. Demek ki x 1'dir diyebilirim. Evet, bunu da gömdük. Dostlar böylelikle köşe taşlarını bitirmiş olduk biz. Şimdi sırada ne var? Tarama testimiz olacak. Onu gömeceğiz. Sonra konu testleri falan derken gideceğiz bu şekilde artık işte. Peki hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.